Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine ETS'deyiz. 1.45 tam sürümdeyiz. Gördüğünüz gibi bugün Nissan GT-R'ı aldık. Kırmızı renk yaptım. Şuradan iç detayını da göstereyim, görüyorsunuz. GT-R'ın iç dizaynı bu şekilde. Kırmızı koltuklar, direksiyon kırmızı. Arabamız komple kırmızı arkadaşlar. Şu şekilde bir arabamızı bir çalıştıralım. Bir egzoz sesi bir dinleyelim, değil mi? Bu şekilde gördüğünüz gibi. Selektörümüzü görüyorsunuz. Gündüz farlarımız da mevcut aracımızda. Jantlar zaten ortalığı yakıyor. 17 mi? 18 mi? 18 jant bunlar ya. Arka dizayn, gördüğünüz gibi rüzgarlımız falan, araba bayağı iyi yani. Yalnız adamın kafası aracın dışına çıkmış gibi sanki. Buradan bakınca. Aracımızı manuel kullanacağız arkadaşlar. Buradan az bir şey bir yürüsem trafiği açarım herhalde. Hatta ben şuraya bir dursam mı? Şuraya az bir şey. Şöyle bir durayım, park edeyim hatta. Dörtlerimizi de yakalım. Arkadaşlar bugün Türkiye haritasındayız. Güzel bir güzergah çizmeye çalıştım. Buradan bakalım, Bandırma'dan başlayacağız. Balıkesir, Bursa, Yalova, Bilecik ve en son İnegöl diyeceğiz. Güzergahı şu şekilde çizdim. Bandırma, Balıkesir, Bursa, Yalova diyoruz. Bilecik ve İnegöl son durak diyeceğiz. Gittiğimiz yere kadar gitmeye çalışacağız. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Hep birlikte göreceğiz. Şu an sefer süresi 9 saat görünüyor. 671 kilometre görünüyor arkadaşlar ortalama. Bakalım nasıl bir yol bizi bekliyor. Hep birlikte görelim. Buradan yolculuğumuza başlayalım. Şuradan ilk baş bir saat aralığımıza bir bakalım. Saatimiz çok. Çünkü bayağı bir gitti. Saatimizi bir düşürelim. Şu araç bir gitmese şöyle bir. Aynen, aracımızı şöyle bir durduralım. Bir el freni bir çekelim. Burada saatimizi sabah 9 yapalım. Akşam saati olmasın. Saatimizi şöyle bir gündüze çekelim. Gece yolculuğu yapmayalım. Şöyle gündüz farlarımızı açalım. Bu şekilde başlayalım yolculuğumuza. Şuradan bir tekrar göstereyim ben. Aracımızı böyle orta refüje koyduk. Tam dönemecin içerisinde bekliyoruz. Harita güzergahımızı tekrar gösteriyorum. Bandırma'dan başlayacağız. Balıkesir, Bursa, Yalova, Bilecik ve İnegöl yapacağız arkadaşlar. Şuradan hadi bakalım yolculuğumuza başlayalım. Başlayalım da bu arkadaşlar biraz yolu tıkamışlar sanki. Biz nasıl geçeceğiz buradan? Geçemiyoruz. Hop 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 hop. Abi sen. Tam aynadan görmez bu beni. Aradan geçebilir miyim acaba? Denesem. Sanırım şöyle geçebilirim. Aynen. Trafiği en kalabalık şekilde ayarladım arkadaşlar. Biraz yolda trafik olsun ya, trafiksiz de gitmeyelim. Gördüğünüz gibi modifiye ettiğimiz Nissan GT-R'ımız bu şekilde. Düz vites kullanacağım ben aracı. Güzel de bir egzoz sesimiz var yani.
Böyle içeriden de sürebiliriz. Sinyalimizi verelim buradan. Scania bayi de varmış ha. Buradan da Scania bayiye selamlar. Şu an Balıkesir'de Bandırma'dayız. Direksiyon döndürdüğümde aslında atması lazımdı ama bu adamlar beni görmüyor mu ya? Ah, bir anda geçti ha. Görmedi beni. Büyük ihtimal görmedi abi. Buranın otogarı nasılmış ya? Sade bir otogarı var. Buray olmazsa bir kere de otobüsle gelelim ya. Şu aracımızla güzel bir Türkiye turu yaptıktan sonra bakalım biraz gaza dokunalım mı? Egzoz sesi biraz az geliyor sanki ya. Şuradan seslerden biraz aracın motor sesiyle şöyle egzoz sesini biraz yükseltsek ne olur? Korkusuna vitesi 1'e atıyorduk. Vallahi var ya şanzıman elimize alacaktık ha. Şöyle az bir gaz yapalım ya. Biraz basalım bakayım. Nasıl gidecek? Takla da atmayız inşallah. Yol tutuşunu pek sevmedim GTR'ın ama. Vallahi direksiyonu şu an bayağı sıkı sıkıya tutuyorum. Abi sen dönmüyorsun tamam. Debriyaja tam basmazsam vitesi atmıyor ya. Trafiğe çok mu kalabalık yaptım acaba ya? Şu abiye bir makas attık bakalım. Vallahi direksiyonu çift el tutmaya çalışıyorum. Bayağı çünkü aracı sallıyor şu anda. Üçüncü vitese geri aldım. Babacığım sen de vallahi yol kalabalık. Bu yolu nasıl gideceğiz bilmiyorum. Arkadaşımızı da bir sollayalım. Biraz da şöyle mi sürelim? 3'ten 4'ten yukarı vitesi atamıyorum. 5-6 dediğimiz oldu ama çok bir şeye yaramadı yani. Şu an gördüğünüz üzere böyle 80'le 90'la gitmeye çalışıyorum bakalım. Çok kalabalık yaptım ben ya.
Nasıl tahıl attı ya? Allah Allah. Vallahi var ya. Yok abi. Az bir savrulmaya hemen tahıl atıyor ya. Baksana toplamıyor kendini. Yani az bir virajda sallamaya atmaması lazımdı ya. Aşırı sallıyor zaten direksiyon, siz hissetmiyorsunuz. Ben direksiyonu bıraksam araba uçacak da. O yüzden direksiyon tutuyorum sağlam bir şekilde. Bakalım viraj alalım yine ne olacak. Takla makla atmaz inşallah. Takla atacak diye de sert bir şekilde çevirmiyorum direksiyonu. Bak 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 bak. Savuruyor. GTR umduğumuzu vermedim be. Balıkesir'e geldik. Bandırmadan Balıkesir'e geldik. Buradan bir dönüş yapalım. Gidiyoruz bakalım Gazlı'ya Gazlı'ya. Şuradan bir haritamıza bakalım. Bandırma, Balıkesir, Bursa, Yalova, Bilecik dedik arkadaşlar. Yine bildiğimiz yere kadar gideceğiz. Basalım abi ne kadar basacak. 170 dedi şu an. Yani şu an direksiyonu çok sıkı tutuyorum arkadaşlar. Bayağı bir savuruyor. Çift el tutuyorum. Şu an sarsıntıyı anlatamıyorum yani sizlere. Sarsıntı dedim böyle böyle sallanma değil de. Hani her an sanki sağa sola kaçacakmış gibi araba yani şu anda. Gelme abi gelme. Makasımızı ata ata gidelim abi. Lan araba motor arızası verdi bak hele ya. 170 ile gidiyoruz. Motor arızası verilir mi ya burada? Senin kafan mı güzel abi? En son 250 dedi şu an gördüğüm. Sanırım mazot da bitecek. Bir yer
Nereden mazot alsam iyi olacak ya. Petrol yok bir tane, dur bakalım. 250 dedik arkadaşlar en son. Bursa'ya doğru gidiyoruz şu an. Hayır, toplayamazsa diye frene basıyorum yani virajlarda. Çok sert gidiyor çünkü. Ambulansçı abilerden bile hızlıyız. Buradan bir ağır gidelim. Ne olmuş burada ya? Oy, kaza olmuş. Polis abiler, kolay gelsin size. Buna ağır ağır gidelim. Petrol'e nasıl geçeceğim ben? Az önce mazot alacaktım ya. Ah ya, arabayı vurdurdular. Mazot da alamadık. Hadi buyur, bundan yok. Arabanın mazotu bitecek birazdan ya. Vallahi birazdan mazot bitecek. Üçte en fazla kaç diyor, basalım bakalım be. 158 dedi, keseceğe girdi. Sanayi sağ taraf diyor, sanayiye mi gitsek, ne yapsak? Demeye kalmadı bak ya, araba hemen bozuldu yani. Sanayi lafını duyunca mı bozuldun lan, ne oldu? Allah Allah. Bu da böyle bir arkadaşımız işte. Buradan devam edelim bakalım, tamirhane var herhalde orada. Oradan mazot da alırız olmazsa ya, petrol bulacağımız yok gibi. Buradan bakınca petrole denk gelemedik yani. Petrole denk gelseydim iyiydi de. Petrolün orada kaza var abi, ben ne yapayım? Bu yol herhalde hepimiz için dönüyor. Sağdan devam edeceğiz biz. Şuna bir makasımızı atalım abi. Burada bir tamirhane var herhalde. Buraya bir girelim de. Aracımızı bir tamir edelim. Karşılaşıyorum arkadaşlar. Şuradan Volvo servisine girelim. Sinyalimizi verelim abi. Aracımızı şurada bir tamir edelim. Aracımızı bir tamir edelim. İçerinden çıkalım bir. Sen gelene kadar gideriz. Yapma yapma yapma, mazot bitti, yapma.
Vallaha tam yerinde bitti herhalde. Hadi lan, hadi lan. Yapma, sakın durma, sakın durma, sakın durma. Ya var ya, ben bu işi biliyorum ya. Ben bu işi biliyorum ya. Abi bildiğim mazot bitti ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu kadar olur bak, bu kadar. Haydi bakalım. Ya kardeş, biz bu kadar şanslıyız işte. Vallahi şu kırmızı tırcı abiyle yine karşılaştık herhalde da. Oy, radar mı lan bura? Radar. Polis amcam çeviriyor herhalde burada. Burada çeviriyorlar. Bir şey soracak mı ki bize? Ya bize bir şey diyeceği yok herhalde. Ben gidiyorum kankalar. Hadi bakalım, size iyi nöbetler. Şuna az bir şey bir basalım ya. Bursa'ya doğru yolculuğumuz devam ediyor arkadaşlar. En son 250'ye kadar çıktı hızımızla. Gördüğünüz gibi GTR bayağı iyi gitti yani. Duracağım mı durmayacağım mı diye bir korktum aslında ama. Bakalım şu düzlükte bir daha basıyorum. Karşı şeride çıktık, karşı şeride. Allah. Oy. Araba sanırım takla attı. 245'ten sonrasını göremedim. Arabamızı bir düzleyelim abi. Sonrasını göremedik. Demek ki 245-250 dedim araba. Uçuyor abi. Yani şu an modlu olduğu için büyük ihtimal o yüzden bu tarz sıkıntılar oluyor arkadaşlar. Yani benim tahminim o yüzden. Şu an Yalova'da keşfedildi diyor. Yalova'ya da geldik. Baksana abi. Efsane motorun sesi ya. Arkada ne var? Land var. Sağda Merso var. Önümüzde iki tane otobüs. Biri otobüs, biri dolmuş. Biz şöyle kaçamak yapamaz mıyız şuradan? Hata gideceğiz mecburen burada. Araç trafiği çok yoğun çünkü. Bir de trafiği çok yoğun yaptım. Onun da etkisi var herhalde. Trafiği biraz azaltabilirdim aslında ama. Şu an hala düşünüyorum yani trafiği biraz azaltsam mı azaltmasam mı diye. Tam basmayınca vitesi atmıyor abi. Güzel ile 160'la gideceğiz mecburen.
gelmişiz. Buradan ne diyor? Şu an Bandırma, Balıkesir, Bursa bitmiş. Yalova bitiyor. Bilecik. Oradan da son durağı İnegöl diyoruz. Vitesi 6'ya atmaya, 5'e atmaya korkuyorum ya. 4'ten gideyim bari, ne yapayım? Tamirhane varsa bakalım, burada bir tamirhaneye girelim. Çünkü araç devamlı motor arızası verip duruyor. Durduk herhalde, ha şöyle durayım da ona laf yapmasın. Hadi abicim, hadi. Hadi polis abi, yürüsene. Adama dokunduk diye herhalde kızıklık olsun diye durdu ya. Sağlam tutmaya çalış. Araba nasıl sallanıyor ya, bak hele. Yani bıraksam fırlayacak yani, uçacak şu an. O derece bırakmıyorum. Vites düşüyorum ve yavaşlıyorum. Samidim dedim ama sıyırdık, az bir şey sıyırdık, sıkıntı yok. Haritaya da bakmıyordum ha. Hop, yine tek yön. İki şeridi yoruyorduk, yine tek yöne girdik abi. Yalnız doğayla iç içe, hava çok güzel bak hele. Tam doğanın içindeyiz. Şuradan bunu sağdan geçeyim abi, ne yapayım bir doğa.
Şöyle sağdan geçeyim. Mikser abi sen orada kal ya. Bizim daha yolumuz uzun. Bunu geçebilir miyim bilemedim. Bunu biraz şüphelendim bundan. Mikser abi de geçeceğim de. O da hiç güven vermedi. Sen nereye döneceksin? Sen sağ mı döneceksin? Bizim yolumuz bu tarafta zaten. Gitti. Tek yön bayağı zor ya. Şu sağdan geçeceğim bunlarla. Bunları buradan geçmek de sıkıntı arkadaş. Birazcık keşfettim. Hop. Şuradan bakalım bakayım nereye gelmişiz. Çok da bir şey kalmamış ya. Az bir yolumuz kalmış. Araç ya. Yani diyeceğim şimdi 250'den sonra çok savruluyor diyeceğim ama yani 140-150'den sonra da çok savruluyor. Allah var yani şimdi. Yolda tutmak için ben zorluyorum bayağı bir. Yani direksiyonu şu sıkı tutuşum olmasa herhalde daha atacak yani yoldan arabaya. Zaten bak 3 şerit değiştiriyorum neredeyse. O da şeyden yani şimdi vurur da olduğu yerde kendini atarsa diye ağır mecburen gitmeye çalışıyorum yani.
Sola döneceğim ben. Nasıl döneceğim? Hadi arkadaş hadi. Baza basılsana azıcık ya. Yeşilleniyor zaten lan. Niye yürümüyoruz? Arızası verecek yere buldu ya bak hele. Bu da arıza mı verilir? Şu tır giderse hayırlısı da. Biz de yürürüz bunu. Hadi. Hadi canım benim, neyi bekliyorsunuz? Yol verin de gidelim ya. Bekle bekle az bir şey, ne olur. Sanki çok acelesi var. Vites aralıkları güzel. Debriyaja tam basmazsam vites atmıyor ama böyle bir durum var. Onun haricinde aşırı hızlarda da yolda çok fazla savruluyor. Şu an bile yani şu sallantı iyi mi bilmiyorum. Mazot bitti. Çok güzel. Yine göle gelemeden mazot bitti abi. Ne yapalım? Hoş da gitsin bakalım şöyle gittiği yere kadar. Zaten varmak istediğimiz yere varmışız neredeyse. Petrol var mı? Bu noktada yok. İleride var. Emniyet şeridinde gidiyoruz şu şekilde. Burada artık duralım ya. Burada bırakalım. Gördüğünüz gibi Nissan GT-R. İç dizaynı görüyorsunuz. Bayağı güzel bir araba. Yol tutuşunu çok beğenmedim arkadaşlar. Yani 250'ye kadar çıktık ama iki defa takla attık. Bir iki defa kaza yaptık. Buraya kadar gelebildik. Rotamız belliydi zaten. Bandırma, Balıkesir, Bursa, Yalova, Bilecik. İnegöl'e giremedik ama son durakta İnegöl'dü diyelim. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz elinize kolunuza sağlık, yüreğinize sağlık. Başka videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz yorum yapmayı, beğeni atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.